Merhaba arkadaşlar. Şimdi böyle telefonumun kamerasına bakıyorum. Boş boş gözlerle bakıyorum ve sanki böyle bir ses son 1, 2, 3 bir oyun diyor. Neden diyeceksiniz? Biliyorsunuz ki kameramın, daha doğrusu kameramın diyorum, telefonumun ön camını, ekranını kırdım. Tripod fırlattı benim telefonumu ve maalesef ki zemine çarptı. Zemine çarpınca da paramparça oldu. Şu an çatlak halinde duruyor. Bu yüzden ön kamerayı asla ve asla kullanamıyorum. Arka kameradan çekmeye çalışıyorum. Bu yüzden de onu bir yere sabitledim şu anda. Ve ben böyle oturuyorum. Kamera karşısında oturuyormuş gibi. Böyle haber sunacakmış gibi. Ama sizlerden daha fazla ayrıda kalmak istemedim. Böylece bir deney yapalım dedim. Bugünkü videoyu bu şekilde idare edin bakalım ne olacak. Nasılsınız arkadaşlar? İyi misiniz? Kasım'a girdik. Hepinize güzel bir ay diliyorum. Güzel bir sonbahar ayı olsun. Güzellikler getirsin sizlere. Kasım'dan Kasım patı gibi olsun diyoruz böyle. Beni soracak olursanız ben çok çok iyiyim. Umarım da sizler de tek tek hepiniz ayrı ayrı iyisinizdir. Bugün pazartesi. Her hafta sonundan çıktığımız gibi ev ayrı bir karışık bugün. Çünkü hafta sonu Oktay evde, Mert evde, fazla ben karışmıyorum. Onlara rahatça dolaşıyorlar. Tabii biraz ev diğer günlere göre fazlaca dağılınıyor. Eve el atmayınca ev direkt kontrolü kaybediyor biliyorsunuz. Bugün hem bir temizlik flow yapalım böyle hızlı bir şekilde hem de beraber geçirelim dedim günümüzü. Dediğim gibi sizleri epeyce özledim. Daha fazla ayrı kalmak istemedim. Ama bugün bu fazla açılı olmayacak görüntüler artık beni idare edin. Ve bir beğeni atarsanız, abone olursanız, bana destek vermek isterseniz beni de ayrıca mutlu etmiş olursunuz. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere diliyorum. Ve güne başlıyoruz.
canım arkadaşlarım, nasıl gidiyor? Yani böyle sizi bir yerde bırakıp işleri yapıyorum hızlı hızlı. Bu şekilde de çekim almış oluyorum. Bu dip köşe bir temizlik değil gördüğünüz gibi. Bu sadece pazar dağınıklığını, hafta sonu dağınıklığını toparlamak. Bundan sonraki günlerde de işte oda oda ele alıp dip köşe kaldırmalı, altlara girmeli, boşaltmalı, koymalı. Biliyorsunuz hanımların dip köşe temizliğini artık buralara giriyoruz yavaş yavaş. Şimdi biz böyle sadece dağınıklığı toparlıyoruz. Şimdi süpüreceğim bütün evi, güzelce bir süpüreceğim. Süpürgeyi artık ben kendim yapayım isterseniz. Ondan sonra da yavaş yavaş mutfağa geçeceğim dostlarım. Biz Oktay'la ikimiz diyet yapıyoruz biliyorsunuz. Bu yüzden bu hafta, özellikle bu hafta böyle Osmanlı usulü yemeklere girmiyoruz. Aperatif pratik şeyler yapıp yiyeceğiz. Çünkü ikimizin de vermesini istediği 6 kilo var. Biz böyle özellikle hani dükkan diyeti, o diyeti, bu diyeti de yapamıyoruz. Kafamıza göre yaptığımız böyle öğün küçülterek, işte kızartmadan biraz uzak kalarak, makarnadan biraz uzak kalarak böyle yaptığımız bazı diyetler var. Ya diyet de deniyor mu ona tam bilmiyorum ama böylelikle Oktay 26 kilo vermişti. Ben 18 kilo vermiştim bir 10 yıl öncesi. Sonra 26 kilo Oktay'a çok yakışmadı. Hani Mert'ten daha zayıf oldu artık böyle. Ona tekrar biz 10 kilo kadar aldırdık. Ben de birkaç kilo üstüne almıştım. O aldığım birkaç kilonun üstüne, yani ben de bir 2-3 kilo almıştım. O 18 kilonun üstüne bir 3 kilo daha aldım. Bu pandemi falan derken bu 3-4 kilo bende bayağı bir şişlik oluşturdu. Şimdi tekrar bu ikimizin de vermek istediği bir 6 kilosu var. İnşallah bu 6 kiloyu verebiliriz diyorum. Dediğim gibi süpürüyorum ve mutfağa geçiyorum dostlarım.
oluyor. Odadan odaya koşturmaktan saat 5.30'u etmişim. Mert gelmiş. Ben günün nasıl geçtiğini hiç anlamadım. Onun karnını doyurdum. Oktay'ın gelmesine daha 1 saat var. Erkenden havada kararıyor böyle, ışıkları da açmak zorunda kaldım ama biraz sonra ışıkları kapatıp tekrar böyle mum ışığında keyif yaparak Oktay'ı bekleyeceğim. Dediğim gibi hiç oturmadım. Ev çekimler nasıl oldu bilmiyorum. Tabii böyle devamlı ekrana dönüp konuşamadığım için müzik koydum. Siz yine de bana destek vermek isterseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın diyorum. İnşallah beğenmişsinizdir. Bugünlük de böyle olsun. Sizleri seviyorum. Kendinize çok çok iyi bakın diyorum. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.